Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz kızlar. Üçüncü günden merhaba diyorum. Kanalıma abone olmayı, sürekli size videolarım gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün size üçüncü gün kahvaltı menüsüyle merhaba dedim. İki yumurta var arkadaşlar. İster melemen ister omlet olarak yiyin. 7 zeytin. Hiç kural değişmiyor. 7 zeytin. Bolca yeşilliğim var, terem, nanem, maydanozum, marulum, bir de köy domatesi var. Benim bugünlük kahvaltım böyle, yani bunu yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size daha yakından. Ya kilo bugün yine bir düşüş var, hafiflik var hissediyorum. Devam edin sizlerde ama bugünden sonra tartılmayacağım. Tartılmama kararı aldım. Bir taraftan da kızartma yapıyorum. Ben kızartmayı yapayım, tekrar gelip konuşayım. Kızlar gördüğünüz gibi kızartma da yapsam, sofrayı da size göstereceğim. Kızartma da yapsam. Ben beslenmeme dikkat ediyorum. Biraz şuna tuz ekeceğim. Çünkü daha lezzetli almak için. Kararlılık, istikrarlı bir şekilde gideceksiniz. Bugün günlerden pazar zayıfladığımı hissediyorum ama şımarmıyorum. Bundan sonra tartılmıyorum ki ne kadar kilo verdim görüp de. Ay buna hemen ödül vereyim demeyeyim diye 20 günü tamamlayacağım. 20 günü tamamladıktan sonra bilmiyorum 2 kilom gitse bile yeterli. Yani o bile bana yeterli olacak. Çok da büyük işte 5 kilo 10 kilo beklemiyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Sizler daha çok verebilirsiniz. Çünkü benim yorulmuş bir bedenim var. Bir de bazı gıdalardan dolayı metabolizmam yavaşlayabiliyor. Yani herkesin dünyası farklı, bir de ideal kiloma yakınım artık. Ama ben 10 kilo vermek istiyorum. Ne zamana kadar? Haziran olabilir, bilmiyorum. Hazirana kadar bir 10 kilo daha vereyim. İstediğim kiloya ulaşmak istiyorum. Baktım hiç vermiyorum. Bununla da geç veriyorum. Ben o 3 günlük oruçları yapacağım. Bitireceğim. Formumu korumak için ve şu fiziki şeklimi değiştirmek için, daha ince bir bel edinmek için burada göstereceğim. İşte bir ince belim olursa bir değişiklik. Diyeceğim ki şu spor yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Şu an onun araştırmacısı içerisindeyim. Hemen yapmak istemiyorum. Bu arada dün de spor yapmadım. Dün mağaza mağaza gezdim. Yani düşünüyorum. O yüzden biraz kararlı ve istikrarlı gitmem gerekiyor. Araştırmamı yapayım. Ondan sonra günde yarım saat 40 dakikayla dayanayım. Ama ağırlık çalışmam gerekiyor. Squat yapıyorum arkadaşlar. Günde 20-30. Bunu 100'e çıkartacağım. Squat vücudun tüm dengesini sağlıyor. Bel inceltiyor. Yani tüm kas şekillerini squatla deniyoruz. Ama doğru yapmak çok önemli. Neyse. Bana afiyet olsun. Sonra yine görüşürüz. Motivasyon konuşmalarım tabii ki olacak. Hep böyle tabak paylaşmayacağım. Çünkü biz diyet yapıyoruz. Diyet vlog bu. Günlük. Liste isteyenler olursa yok bir kitle olsun ki ben gönderiler kısmı var. Oradan paylaşacağım, sizler görürsünüz. Ama zila çünkü gönderiler geldiği zaman sizler o listeyi göresiniz, oradan bulasınız diye uyarıyorum. Neyse bana afiyet olsun. Kızlar ben soframı da çekmek istedim size. Güle güle dedim ama. Görüyorsun kızartmalar ve benim tabağım. Olması gereken o benim tabağım. Pazar gününün de böyle bir kahvaltıyla son kez yaz sebzeleri bitiyor dedim onlara kısartma. Benim büyük kızım da benden patates kısartması istedi. Çok arada, nadir istiyor. Şimdi hafta sonu evdeyken dedim bir yapayım dedim onları. Ama benim tabağım bu. Biz ne yapıyoruz? Biz cısır isi bilmeyiz arkadaşlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kaçamak diye bir şey yok. Asla yok. Onu da buradan söyleyeyim. Kaçamak diye bir şey yok. Ben kızlar, ben siyah havuç yiyecektim. Çıkarmayı unutmuşum. Hani kızartma yatıyordum ya. Bir aklım oraya gitti, bu buraya gitti. Bağırsaklarımı çalıştırsın diye yiyorum. Dikkat ederseniz bir gün yiyorum, bir gün yemiyorum. Dün yedim, hatırlamıyorum ama. Bağırsaklarım gerçekten çok güzel çalışıyor. Kabızlığa çok iyi. Bir deneyin derim ben size. Bir tane yetmez, iki tane yiyin. Öylelikle kabızlığa iyi gelecektir. Ben, çocuklar oturdu sofraya, ben de gidip oturayım. Kızlar, ben halı almaya gitmiştim yolluk. Orada size de görüntü çektim. Bu benim aldığım bir tane tuvalet için paspas aldım. Ben bu tuvaletin önüne sereceğim. Bir tane de bu şekil aldım. Seçenek olarak bunlar daha güzeldi. Diğerleri pek hoşuma gitmedi. Şu da güllü müllü güzel, modern çizgileri olan.
Vallahi yolluğumu da onlar toptan para kente sattıkları için bize var olan kesebileceklerini, bir de boyut da önemli. Boyutuna göre modern bir tane kestirdim. Dekoratif değil ama modern. Onu da söyleyeyim, biraz açık renk istedim. İnşallah güzel yakışır. Burada da yiyeceklerin yanına koymuyorum ama size böyle şeyimi göstereyim ki bu kireç sözüzü aldım 10 liraya. Bu çok güzel ve iyi temizliyor. Aklınızda bulunsun. Bim'inkini beğenirdim bir ara. Bim'inki bile etki göstermiyor. Artık bununla temizliyorum. Köy domatesi aldım. Şurada. Köy domatesi ben kahvaltılarımda kullanacağım. Ondan sonra normal domates. Yeşilliklerimi aldım. Bu hafta biliyorsunuz kan grubuna göre menülerimi hazırlıyorum. Burada da onlar var. Ne var? Nane var. Tere var. Maydanoz aldım. Karnabahar alacaktım. Unuttum. Her işte bir hayır vardır dedim. Patlıcan közü yiyeceğim. Patlıcan bana şifa. Salatalık. Antep biberlerim. İki tane de marul da çok üzüldüm. Hani sabahları salata yiyoruz ya, akşamları sabahları. Bol bol doğrarım diye düşündüm. Porsiyon ölçüleriniz hepsi de bir eliniz kadar olacak. Kendi elinizle ölçün. 7 liraya almıştım. Kilosu 3,25'miş. Seviyorum ben aslında. Güzel biber. Biber bana şifa olanlardan. Bir de burada var, hemen çantamı da buraya koymuşum. Havuç indirimdeydi. Biraz renkli olsun. Turp onlar da indirimdeydi gerçekten. Kahvaltılarımın yanında, salatalarda. Ben genelde hep söğüş yapıyorum. Çünkü artık bir ara zeytinyağlı limonlu yiye yiye bir bıkkınlık geldi. Ben de böyle tercih ediyorum. Sizler normal salatada yapabilirsiniz. Fasulye, taze fasulye ondan da aldım. Yarım kilo kadar soğanım yoktu. Çocuklara çikolata aldım. Bir de bulaşık şeyi aldım. El süngeri. Böyle bu da indirimdeydi. İndirim dediğime bakmayın. Bayağı her yer şey pahalandı. Bunu benden daha iyi sizler biliyorsunuz. Ama Antep'teki indirimler güzel oluyor. Şu halıyı da değiştireceğim arkadaşlar. Böyle size göstereyim ben. Bu eski modellerden, renklerden. Bunu da değiştireceğim. Orada ona da baktım. Her şey zaman gerektiriyor. Önce koridorumu. Sonra buralar yine onların gibi açık renk ve murtaz renkler istiyorum ben. Ama benim istediğim dekoratif desenler. Onlardan da yoktu. Belki mutfağıma ya da diğer bir salonuma alacağım. Bir mutfak halısı alacağım. Onlar kaldı. Yatak odam da zaten var. Salondaki halıyla değiştireceğim. Yani iki halım kaldı. Bir mutfak masası. Bir de çocukların yatak odasını değiştireceğim. Öylelikle evimin şeyleri bitiyor. İhtiyaçları. Tayıncı olunca böyle birden değiştiremiyorsunuz. Onları alacağım. Onlar da içime sinmesi için sonraya bırakıyorum. Yani bu paspasları da çok beğendim. Şimdi diyeceksiniz diyet alaka bu ne? Blogcular da hani aldıklarını da paylaşıyorlar. Ben Antep'te yaşıyorum. Ne nerede indirimde bir görün edin. Bir de seviyorum yani. Benim diyet artı sağlıklı beslenme, alışverişlerim, sporum. Her şeyim yani burada kendi deneyimlerim var. Ben çok katı böyle diyetler yapamıyorum, yapamadım da yani. Benim beslenme şeklim Güneydoğu'dur. Onu da söyleyeyim, Güneydoğu mutfağı. Çok hamuru sevmiyorum mesela ama bulgurcuydum, bulgurcuyum yani. Onu da bulgurda yersem mesela formumu koruyabiliyorum. Onu da söyleyeyim. Böyle daha sağlıklı beslenme adına verilecek bir 10 kilo var. 1,5 kilomuz gitti. Bakalım hala gidip gitmediğini yarın ölçeceğiz. Yarın bakacağız. Şöyle alımı göstereyim yani. Bugün hurma yiyeceğim arkadaşlar. Benimki biraz tazesi vardı. Ben de değerlendirmek istedim. Çünkü çabuk çürüyor. 20 günde fazla. Kurusundaysa şey tercih ettim yaşını. Yanına da ceviz yerine fındık kullandım. Fındık benim kan grubuma göre şifalıdır. 3 ceviz gelecek şekilde bir avuç kadar kullandım. Zaten kırıp yiyeceğim. Ben kuru yemişlerimi bu şekilde saklıyorum. Yani eğer kırsam belli bir süre sonra yağ asitleri sağlıksızlaşıyor, kayboluyor. Farklı bir tat alıyor. Ben de böyle bir şeyi tercih ettim. Umarım güzel kilolar veririz. Gerçekten birebir uygularsanız ölçüsünü, birebir tutturursanız
10 numara kilo verirsiniz. Bu meyve olsun, tabaklarınız olsun. Eğer ben yaparım diyorsanız başlayın. Bu haftalık listede ekmek var. Gelecek haftada yok. Zaten ben normalde tüketmiyorum. Ben biraz sizlere göre geç verebilirim. Bu benim yapımla alakalı bir şey. Zaten ideal kiloya da yakın. Aslında yağ kütlem fazla. Ama ne yapayım, ben de böyle veriyorum. Sizler daha iyi kilo verebilirsiniz. Biraz çaba göstereceksiniz ama. Bunu sayı acıktırmıyor. Tok tutuyor. Korkmayın. Birebir yapın yani. Kuru üzüm kullanabilirsiniz. Eğer benim işte maddiyatım yok ya da her şeyi evde bulamıyorum. Biraz diyet yapmak, zayıflamak maddiyat istiyor aslında. Bunların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Çünkü beni her kesimden insan izliyor. Ve nasıl kilo vereceğiz, bana yardım edin diyorlar. İşte size tüyoları veriyorum. Herkesin evinde her şey olmayabiliyor. Kimseyi yormak istemiyorum. Hadi gel buna bir ceviz. Kişi gidecek, ceviz alacak, maddi gücü yok. Hurma alacak, maddi gücü yok. Et alacak, maddi gücü yok. Et yoksa yumurta kullanın derim ben size. Yumurta da işinizi görecektir. Baktınız ki yumurtanız yok. Peynir kullanın, ne yapalım yani, doyursun sizi. Yani eşdeğer ne yerine koyabiliyorsam, mercimek yasak olsa yeşil mercimek yiyin diyecektim. Mercimekle destekleyin diyecektim. Fasulyeyle destekleyin diyecektim. Ama işte mercimek de yok yani. Sizlere dün video çekmiştim. Ama eşimin telefondan bana gelmedi, indiremedim iki tanesi. Sadece bir tanesini indirebildim, onu ekleyebildim videoyu. Sizden de özür diliyorum. Yoksa sizin için de video çektim yani, alışveriş falan. Olmadı, yapacak bir şey yok. Bir de motivasyon konuşmam olacak. Akşam yemeğimi göstereceğim ve bugünkü vlogu sonlandıracağım. Yürüyüş yapacağım bugün, bir saat. Dün yürümedim ya, onu kesinlikle. Aslında yürüdüm de yani, o yürüyüş sayılmaz. Onu tamamlayayım. Bir de benim bu gerdanımdaki kemikler çukurlaştı. Ne zaman çukurlaşsa ben kilo veriyorum. Bu da gerçeği. Ne zaman çukurlaşıyorsa biliyorum ki benim yağlar yanıyor. Şımarmamak için tartılmayacağım. Yediklerime dikkat edeceğim. Yani doyduğum kadar yiyeceğim. Ben bunu yiyeyim arkadaşlar. Dayanamıyorum. Kızlar, akşam yemeği vakti aslında. Biz yedik. Saat 6.30 falan da. Size bir şey söylemek istiyorum. Üzgünüm. Yemeğimi gösteremiyorum. Çünkü misafirim vardı. Onlarla birlikte yedik. Yemeğimi söyleyeyim. Yemeğin patlıcanı, benim besin tavasını bilirsiniz. Tava, patlıcan, ondan sonra kuşbaşı et, domates, biber, sarımsak, baharat, işte hepsi serbest sobana olan, faydalı olan yiyeceklerden. Fırınlıyorum ben, sizler güveç diyorsunuz ama patates asla atmıyorum. 7 kaşık yeme hakkım vardı, 7 kaşık, bir de salata, yanında salata yedim, güzel marullu domates doğradım. Yeşillikli nanenin de olduğu bir kendime salata yaptım, bir küçük kase. Onu yedim. Üzgünüm, size paylaşamıyorum ama birebir ölçülerine dikkat ederseniz yanılmazsınız. Ben bugün size listeyi paylaşacağım. Çünkü ben burada yapıyorum, biliyorum beni izlediğinizi ve izleyeceğinizi. Sizler de güzel bir şekilde başlarsınız. Yarın pazartesi birazdan paylaşacağım, akşam işlerim için bayağı bir bulaşık var. Bugün bitti. Üçüncü gün bugün. Bak, benim üçüncü günüm gitti. Kilo verdiğime inanıyorum. Çünkü her yerim çökmüş ve kendimi çok hafif hissediyorum. Baktınız ki evinizde ne varsa onunla yaparsınız. Çünkü işte ben yapamıyorum, bu liste yapamayacağım falan düşünmeyin. Yapın, sonradan zaten eksiklerinizi tamamlarsınız. Yolunuzu öyle devam edersiniz. Bırakmazsınız. Devam edersiniz. Zayıflarsınız. Sebze yemeği kıymalı olacaktı ama ben et, kuşbaşı et kullandım. Fark etmiyor. Ha, kıyma hem kuşbaşı, zaten küçük küçük doğradım ve parmağımı da kestim. Ondan sonra güzel yemeğimi de yedim. Bugün menüsünü uydurdum. Daha ne olsun, inşallah vaktim kalır. Çünkü ders çalışıyorum. Soru çözeceğim. Spor yaparım. Herkes, çocuklar uyanmaz. Küçük kızım uyuyor şu an, saat 7. Uyanmazsa daha çok rahat çalışır ve sporumu da yaparım. Ne yapayım ya kızlar, böyle yani. Akşam yemeği de böyleydi.
Videoyu işte paylaş, yani bitirmek istemedim ben akşam evimde. Zaten motivasyon konuşma olacak. Şu üzüm pekmezlerini özellikle göstereceğim. Bunlar kendi mahsulümüzdür. Kendimiz yapıyoruz. Biz üzümlerimizde ilaç kullanmıyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Kan grubunuzda da zaten pekmez var. Almak isteyenler bana yorumlara ben almak istiyorum derseniz. Size ben bunları 25'ten ya da 30'dan satarım arkadaşlar. Herhalde 35 mi 30 denildi. Ben kargosu da size ait olur. Ben size bunları satarım arkadaşlar. Gerçekten yani 6, bu 5'er litreler pekmez olduğu için ağırlığı daha çok artıyor. 6 litre yapıyor. Almak isterseniz bana yorum yazın. Sizinle anlaşırım. Telefon numarası da veririz. Görüşürüz. Size ulaştırırım yani. Şu üçü satılacak. Hatta 5 şişem var. 2 tane daha var. Yani satalım. Eğer 5 kilosu 30 liradan. Bilmiyorum ya, eşim hesapladı. Bunun bir tanesi 180 lira ediyor. Gerçekten bakın, inanın. Bizim mahsullerimizi ben size göstereyim. Hep köye gidiyorum. Hiç ilaç kullanılmamış. Sadece saatlerce kaynatılıyor. Güneşte de değil. Kaynatılıyor. Güzel bir şekilde pekmez oluyor. Ölçüsüne de böyle bizimki biraz daha sıvı gibi, yani çok katı değil. Yediğiniz zaman pekmezin tadını alacaksınız. Bakır tabaktan bakılıp da kıvamı tutturuluyor. Onu da buradan dipnot geçeyim. Siz yorum yazın, ben size satayım yani. Bir de böyle bugün abimin topladığı şeylerimiz var. Zeytinlerimiz var. Bu zeytinleri de şeye koyacağım. Şöyle 5 kiloluklara. Bunları da ben kendim basacağım. Bakın, ben alacaktım. Bunları yarın çizdireceğiz ya da kırdıracağız. Her neyse. Bunları güzel bir şekilde şöyle göstereyim. Kendi mahsulümüz. Görüyorsunuz, hep böyle köye gittiğim için, nar yediğim için ellerim benim böyle, yani çalışan kadın eli. Utanmıyorum. Ne yapayım, kendi de yaşasın. Yani bunları da kendimize şişeleyeceğim, hem anneme hem kendime. Bekleteceğiz karanlık odada. Önce bir Antep avratları var şeyde. İşte onlara soracağım nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar diye. Bir fikir alacağım. Ondan sonra bunların kurulumunu yapacağım. Kış kabağım benim sıkça kullandığım şey var. Kabak yemeği yapıyorum. Kabaklama yapıyorum. Kabak eşkisi diye, sumakla, nohutla. Nohut da bana faydalı ya. Bunu sıkça tüketebileceğim bir yemek. Yani kabağım da geldi, kış kabağım. Bunu da böyle diyeyim. Abim, teşekkür ediyorum abime. Buradan da beni izliyor, getirdi bana. Emeğini asla unutamam. Böyle her zaman köye gittiği zaman hiçbir abi yapmaz yani. Getiriyor yani, sağ olsun. Dediğim gibi kızlar, bunları satıyorum. Almak isteyen mesaj atsın. Tamam, üzüm pekmezi. Ahmet Apa seviyeleri yapanlar, gerçekten ben size gelecek yıl birebir gösteririm. Hatta annemin evine gittiği zaman size annemin evini de çekeyim. Bunlar kendi mahsulümüzdür. Güvenebilirsiniz, biz size kargo ya da otobüsle ulaştırırız. Biz Antep'teyiz. Otogar da bize yakın. İster otobüsle, ister otobüsün kabul ettiğini bilmiyorum. Ona girmeyeyim ben. Yani bir şekilde size akıtmadan güvenli bir şekilde yollarız arkadaşlar. Antep'te de olabilirsiniz. İşte bir tanıdığınız geliyor Antep'e dersiniz. Bize ulaştırır mısınız? Biz size ulaştırırız. Artık satışlara da başlayacağım. Bak, salça yapıyoruz. Pul biberimiz var. Antep fıstığı var, çiğden. Bademimiz var. Biz çoğunu ilaç kullanmıyoruz. Kuru üzümümüz var. Ya bu Ahmet Aba seviyesi yapıyorsanız, kuru üzüm varsa dersiniz, yazın ben size yollayayım. Şu an siyah olan az. Ama bir şekilde komşudan da tedarik edip de size yollayabiliriz yani arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Neyse, ben gidip işime gücüme koyulayım. Bunlar hep buralar kaldırılacak.